Evet, Kavala'dan herkese selamünaleyküm. Yunanistan'ın Kavala semtindeyiz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın doğduğu yer. Kavala'da görülmesi gerekenlerin en başında tabii ki Kavala'lı Mehmet Ali Paşa heykeli ve evi. Tam şu karşıda gördüğünüz yer. Yok, bir bakayım. Evet, Kavala'dayız. Köklü bir tarihe sahip Kavala. Bu Kavala Kalesi 5. yüzyılda yapılmış. Hellenistik döneme ait bir kale. Kavalas. Çok ısı. Evet. Kavala Kalesi'ndeyiz. Evet, Kavala turumuz başlıyor. Yunanistan'ın Kavala semtindeyiz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın doğduğu yer. Burada bir imarathane var, 19. yüzyılın başlarında doğum yeri hediyesi olarak Mehmet Ali Paşa'nın doğum yeri olduğu için ona hediye olsun diye imarathane ve Osmanlılar için dini amaçlı ve eğitim kurumu olarak hizmet vermiş. Tabi bu imarathane lüks bir otel olarak kullanılmakta. Kale. Kavalalı Mehmet Ali Paşa evi de Kavala'da. Onu da yazmışlar, Mehmet Ali Paşa evi. Halil Bey Camii. Halil Bey Camii'ne geldik. Şöyle bir dışarıdan çekeyim. Sonra içine gireriz. Şurası. Tabii minaresini yıkmışlar. Minaresi yok. Evet, buraya çıkarken yanınıza su almayı unutmayın, biz aldık. Evet, kapısı kilitli. Şöyle camdan görebilirsek göstereyim size. İçinde sergi var. Bu caminin tarihi net olarak bilinmemektedir. Ama 530'lu yıllarda yapıldığı tahmin edilmekte. Şuradan geniş açıdan da göstermeye çalışayım. Kavala'ya geldiğiniz zaman bu camiyi de ziyaret etmeyi unutmayın. 16. yüzyılın dokusunu yansıtıyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçmekte.
Halil Bey Camii'ne geldik. Kaleye çıkarken hemen sağ tarafta. Evet, buradan kaleye doğru devam ediyoruz. Şurada kale yazıyor ama. Gördünüz mü? Şurada. Evet evet. Arkadaşlar yerin farkı bu. Gömleğe götürsek diyorum. Yabancı dilim yok ama görselleri iyi anlıyorum. Nereden geliyorsunuz? İzmir. Ha, İzmir. Ben Ankara'dan geliyoruz. Kavala Kalesi'ne geldik. Buradan. Burada. Yok, bir bakayım. Ben size anlatırım. Gidiyor mu? Gidiyor. Ha. Oha, buralar bayağı dar. Hani sen yorulduydun Sare? Hadi yürü hadi. Kesme önümüzü. Kavala Kalesi, Akropoli, Kavalas. Evet. Kavala Kalesi'ndeyiz. En yüksek burca çıktık şu an. Ne güzel. Evet, şöyle yukarıdan size Kavala'yı 3D göstereyim. Şurası su kemeri. Hemen aşağıda. Şimdi. Evet, Kavala'dayız. Köklü bir tarihe sahip Kavala. Bu Kavala Kalesi 5. yüzyılda yapılmış. Hellenistik döneme ait bir kale. Yani tarihi yapısıyla, taşlarıyla, mimarisiyle tamamen Osmanlı ve Selçuklu'dan önce yapılmış. Romalılardan dahi önce yapılmış. Hellenistik döneme ait, 5. yüzyıla ait bir kale. Burası Kavala'nın tam merkezi. Aşağıda hemen gelirken sağda Halil Paşa Camii var. Orayı da ziyaret edersiniz. Hemen
Kuzey tarafında su kemeri var. Orayı da ziyaret edebilirsiniz. Evet, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın doğduğu yerdeyiz. Burada çoğu yerde Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın cadde, sokak ve değişik imarethaneleri verilmiş isimleri var. Çünkü Yunanistan'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı seviyorlar. Çünkü Osmanlı'ya isyan etmiş bir paşa. O yüzden Yunanistan'da sevilen biri. Evet, Kavalalı'yı gezmeye devam ediyoruz. Oh, burası serinmiş. Kaleye geldiğiniz zaman burası ne olduğu belirsin ha. Cephanelikmiş. Cephaneliğe girin, çok serin. Burada biraz soluklanırsınız. Burada da top mermileri. Evet. Kafatası sanmayın. Bunların hepsi top mermisi. Yunanistan'ın Doğu Makedonya ve Trakya bölgesini aynı adı taşıyan ili, yani Numus merkez olan bir sahil kenti burası. Osmanlı döneminde de Balkanların en önemli merkezlerinden biriydi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın doğum yeri. Yıldırım Beyazıt Eylül 1390'da Kavala'ya girerek doğrudan Osmanlı yönetimini kurdu ve şehrin surlarını yıkarak ahalisini şehirden çıkardı. O dönemde Kavala'nın küçük bir kalesi vardı ve kalenin güneyinde limana bakan mevkide bir dış mahalle vardı. Bununla birlikte şehir içme suyu sıkıntısı çektiği için nüfus bakımından burası gelişmemişti. Evet, burada da bir şey var ya, yalnız kitabesini sökmüşler. Düz bir şey kalmış. Kitlemişler, kapısı gitti. Şuradan surlara çıkarak da Denizli Limanı seyredebilirsiniz. Çocuklar izin verirse surlara da çıkarak şehri gezebilirsiniz. Şurası Halil Bey Camii. Şurada bir kilise var. Birazdan oraya ineceğiz. Arkadaşlar, Kavala'nın 2500 yıllık bir tarihi var. Az değil yani, 2500 yıllık bir tarihi var. Baba. Ve yolları sakin parka taşı döşeli yollar. Ahşap balkonları ve renkli evleri ve çiçek dolu avluları var. Sokakları güzel. Biz gezerken, buraya kaleye çıkarken arabamızı aşağıda bıraktık. Yürüyerek çıktı, güzeldi. Giriş ücreti 4,5 avro. Küçük çocuklara 2,5 avro alıyorlar. Tabii benimkiler biraz daha küçük olduğu için herhangi bir ücret ödemedim. Alttan sıvıştık işte. Thank you.
Kağlalı Ali Paşa, eski Mısır valisi, Osmanlı'ya isyan etmiş. Osmanlı'ya niye isyan ediyor? Mısır'da bir, yüksek bir nüfusa sahip oluyor ve yüksek bir askere de sahip oluyor. Osmanlı'ya çok hizmet ettiğini, bunun için de Osmanlı'dan başka toprakları da istiyor yönetimini. Konya kadar bir yönetim istiyor. Osmanlı da vermiyor tabi. Osmanlı vermeyince isyan ediyor ve Anadolu'ya kadar saldırmaya başlıyor. Osmanlı ilk isyanda bastıramıyor ve daha sonra Fransızlardan yardım istiyor. Kavala Ali Paşa'nın doğduğu ev. Kavala'da görülmesi gerekenlerin en başında tabii ki Kavalalı Mehmet Ali Paşa heykeli ve evi. Tam şu karşıda gördüğünüz yer. Ev öyle güzel dizayn edilmiş ki, restore ve dekore edilmiş ki, şu an size anlatamam. Çok farklı bir mimarisi var evin. İnsanı büyüleyen bir havası var. Dolaşırken dönem müzikleri çalan nameler kullanmışlar evin içinde. Hemen tam karşısı da Meryem Ana'nın göğe kabulünü gösteren kutsal kilise. Yani burası Kavalalı Mehmet Ali Paşa evi, Osmanlı konağı olarak da geçmekte. Bu kilise dünyada bağımsız bir minareye sahip tek Ortodoks kilisedir. Şu kilise. Şöyle uzaktan bir çekeyim. Tam sahilin kenarında. Dünyada bağımsız minbere sahip tek Ortodoks kilisesi. Ben aşağıdan yol gidiyor. İşte hemen sahildeyiz. Denizin kokusu yüzümüze geliyor. Şuradan bir bakalım, burada ne var? Şu an hava 35 derece. Belki hissedilen 40 da olabilir. Tam yani. Şuradan atlayası geliyor insanı. Zaten şurada gençler de giriyormuş denize. Şu an eski şehrin çevren sular, surlar görüyorsunuz. Buradan aşağı kadar iniyor. Sahile kadar ama biz inmeyeceğiz. Aa, güzelmiş ama mekan. Evet. Kavala turumuza devam ediyoruz.
Burası Osmanlı zamanında yapılan imarathane. Ama şu an lüks bir otel olduğu için kapalı, göremiyoruz orayı. Şuradan bakayım bir şey görebiliyor muyuz? Evet, kapalı. Karşısında bahçe gibi bir şeyler var. Denizi görüyor. Şurada bir kitabesi var imarathanenin. Arkadaşlar, buraya geldiğiniz zaman arabanızla kaleye kadar çıkabilirsiniz. Hatta Mehmet Ali Paşa heykelini oraya kadar çıkın. Park yeri var. Videolarda ben izlediğimde park yeri yok, aşağı bırakıp öyle yürüyün diyorlar. Siz geldiğiniz zaman Kavala'ya, kilisenin olduğu yere, Meryem Ana'nın Güve Yükseliş Kilisesi'nin olduğu yere, yani Mehmet Ali Paşa'nın evi ve heykelinin olduğu yere kadar arabanızla çıkın. Bak, buralar her yer müsait yani. Biz aşağı bıraktık, yürüdük. Yer müsait. Yanınıza, yazın gelirseniz yanınıza su almayı unutmayın. Kale ücreti giriş kişi başı 4,5 avro. Mehmet Ali Paşa'nın evini ziyaret ederseniz de kişi başı 5 avro. Evet. Honda ile arabamızı da buraya bırakmıştık. Evet, Kavala'dan herkese selamun aleyküm. Yunanistan'ın Kavala semtindeyiz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın doğduğu yer. Burada çoğu yere sokak, cadde, imarathane Kavalalı Ali'nin ismini vermişler. Neden? Çünkü Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı'ya isyan ettiği için Yunanistan'da seviliyor. Şu andaki heykelin önündeyiz. Kavala'ya geldiğiniz zaman Kavala Kalesi, Ali Paşa heykeli, Ali Paşa'nın, Mehmet Ali Paşa'nın doğduğu ev ve Meryem Ana Kilisesi'ni, Halil Ağa Camii'ni ziyaret edin. Hemen kaleye çıkarken sağda biz beğendik. Güzel sahil bir kent, sakin bir kent. Eski su kemeri var. Kaleden de her yeri görebilirsiniz. Evet, Kavala'dan bu kadar. Şimdi de Selanik'e doğru gidiyoruz. Evet, Honda ile yollarda bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Herkese selamun aleyküm. Evet, Selanik şey. Evet, Kavala'dayız. Romalılar zamanında yapılmış su kemeri buralar. Tabi Kavala'nın tam anlamıyla suyunu sağlayamadığını ve buranın gelişimini etkilediğini, nüfusun hep az olduğunu, Osmanlı'dan sonra su ihtiyacı biraz daha fazla giderildiği için nüfus artmış buralarda.